Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hoşça Bak Kendine söyleşilerimizde Necip Karakaya Üstad'la birlikte olacağız. Hoşça Bak Kendine söyleşilerimiz devam ediyor. Bugün Necip Karakaya yoğun bir programı var. Şu anda sette. Sette bir ara verecek. Ara verdikten sonra bizlerle birlikte olacak. Hoşça Bak Kendine dedik ve her hafta farklı konuklarla görüşmeler, değerlendirmeler yapıyoruz. Bu hafta iki farklı program yapacağız. Birincisi bugün Necip Karakaya, önümüzdeki yani bu cuma akşamı ise Abdullah Canitez'le birlikte olacağız. Daha sonra ise diğer konuklarımıza gireceğiz. Yalnız bu arada sevgili dostlar, ben direkt Necip Karakaya üstadımız yoğun bir program yapıyor. Şu anda film setinde, bizi kırmadı, çok teşekkür ediyoruz. Onu bekletmeme adına direkt kendisi hakkında birkaç bilgi vereceğim. O klasik giriş kısımlarını kapatacağız. Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya TRT1 ekranlarında cuma akşamları Payitaht Abdülhamit dizisinin muallim Naci İsmail muallim İsmail Hakkı Bey rolünü canlandıran kişidir. 1976'da Kayseri'de doğdu. İmam Hatip Lisesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Türk müziği eğitimi aldı. Yine babası İsmail Karakaya'dan onun ilim meclislerine bulunarak buralara kadar geldi. Kendisi musikiyle, divan şiiriyle ilgileniyor, besteler yapıyor. Yine oyunculuk, televizyon programcılığı yapıyor ve sunuculuk yapıyor. Çok yönlü bir gönül insanı. Bizi kırmadı. Biliyorum çok yoğun bir temposu var. Biz bu programlarımızı cuma akşamı yapıyorduk ama cuma akşamları film olduğu için filmin gösterimi hocam dedi o saatte dedi film gösterimi var, ben dedi mazur görür müsünüz? Tabii ki, ne demek yani, bu ülkemizde böyle güzel cevherlerin yetişmesi de gelecek adına bize umut vadeden kapılar diyoruz. Bu günkü yapacağımız çalışma Necip Karakaya'dan sonra önümüzdeki hafta sevgili dostlar şu anda yayına katılmasını bekleyeceğiz. Çünkü biraz önce telefonla konuştum. Dizide olduğunu, dizi setinde olduğunu söyledi. Dizi setinde ara verdikten sonra hemen bizle görüşeceğini belirtti. Evet, Necip Karakaya'yı bahsettik. Bu cuma günü akşamı Abdullah Canitez'le birlikte olacağız. Abdullah Canitez kimidir? NLP uzmanı kendisi. Bu arada hemen Necip Karakaya üstadımızı yayınımıza alıyoruz. Ondan sonra şöyle bir durum belirtti Necip Karakaya üstadımız. Hocam şu anda film setindeyim. Bir ara verdim. Çok fazla kalamayacağım dedi ki biz de saygıyla karşılıyoruz. Biz de Necip Karakaya'yı fazla bekletmeyeceğimizi alacağız. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli üstadım. Şu anda Bursa'dasınız. Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'ndeyiz. Tamam. Evet. Şimdi biz yaklaşık olarak bir saat bir söyleşi yapıyoruz ama önemli olan nitelik mi nicelik mi diyoruz. Zamanı verimli kullanacağız sizinle. Rabbim evet. Gücünüze güç katsın diyorum. Allah razı olsun. Çok şimdi teşekkür ederim. Ben önce kısaca bir sizi kendinizi tanıtmanızı isteyecektim ama aynı aslında iştir ki şimdi lafa bakılmaz. Direkt olarak sorularla başlayacağız. Bir yarım saat süremiz var dediğiniz için. Doğru mudur? Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Sizi ve değerli takipçilerinizi, bizi seyreden değerli dostları da ben bu süreyle tahdit sınırlı tutmak istemem ama hakkınızı helal edin lütfen. Estağfurullah. Olur mu? Olur mu? Estağfurullah. Peki o zaman direkt şunu söyleyeceğim. Sizi ben çok yönlü bir insansınız. Bestekar, işte ses söylüyorsunuz, ses sanatçısınız, oyuncusunuz, televizyon programı yapımcısınız. Direkt ben sanat ve kültür ekseninde insan konumuz, sanat ve musikiye ilginiz ne zaman başladı diye sorsam. Eyvallah. Evvela ben sizleri çok yakinen takip ettiğimi değerli takipçilerinize de ifade edeyim ve hakikaten çok faydalandığımı da istifade ettiğimi de söyleyeyim. Tabii özellikle sizin okumayla ve okuduğunu anlamayla alakalı yapmış olduğunuz çalışmalarda da sizin talebeniz olarak hocamsınız. Bunu da ifade etmiş olayım değerli üstadım. Aslında konu çok her insanın dünyasında sanatla ve kültürel bütün faaliyetlerle çocukluğundan beri dünyaya geldiğimiz andan beri yakinen ilişkisi olduğu noktasına kadar varıyor bende de. Çocukluk yıllarımda sanatın özellikle musiki boyutuna karşı ilgi ve alakamı rahmetli babamın sonrasında ağabeyimin yönlendirmeleriyle belli bir noktaya getirmiş bir kişiyim ben de, bir kardeşinizim.
Bu noktada elbette çocukluk yıllarında atılan temeller çok önemli. O zamanlar bizim elhamdülillah çevre itibariyle vakıf olduğumuz kültür dünyamızın önemli isimlerinin de bizim sanat dünyamıza yapmış olduğu katkıların üzerine biz de onlardan aldığımız bir birikimle, bir bilgi birikimiyle bir bina inşa etmeye gayret ettik. Zamanımız bu şekilde geçti ama temeli çocukluk yılları elbette. Elhamdülillah, siz güzel bir insanın evladısınız. Rahmetle anıyoruz. Hatta İsmail Karakaya Üstad'ın videolarını ben bugün iki tane sohbetini Öyle mi? izledim. Eyvallah. Sen bilmezsin, bir vesileyle iki defa da sizin eve kahvaltıya konuk olarak gelmiştik. Seni orada Eyvallah. ederken görmüştüm. O zaman daha Ne farklı, güzel. sakal yoktu. Şimdi Evet. hatırladım. Eyvallah. Üstad, sizi hayatta en çok etkileyen şey nedir? Elbette insanı hayatta etkileyen şeylerin sıralamasını yapmak mümkün ama bunun başına ne gelir diye soracak olursanız bu kulluk bilincine ermek şeklinde ben de belki cevap bulabilir. Elbette insanın hayatında insanı etkileyen kişiler, olaylar, mekanlar muhakkak vardır. Mekanlarla alakalı etkileme noktasında elbette Haremeyn'i ifade etmem lazım. Başta Mekke, Medine, sonra Anadolu ve işte zamanlarla alakalı insanın kendi dünyasını şekillendiren elbette bazı zamanlar olur. Kişilerle alakalı şunu ifade edebilirim belki. İnsan bir anne ve babadan dünyaya gelir, bir aile içerisinde hayatını devam ettirir. Ama bu süre zarfında insanın belki kendi dünyasında en önemli etki kendi ailesini kurduktan sonra olabiliyor. Ve bu noktada da elbette ailenin, kişinin kendi ailesinin, eşinin, çocuklarının kendi dünyasındaki etkisi çok çok farklı olabiliyor. Bazen bunu idrak ediyoruz, bazen edemiyoruz. Ama bu süre zarfında elbette kişinin aile olduğunu anlaması ve aile fertleri kişiyi etkileyen kişiler olarak da tarif edilebilir. Benim dünyamda bu şekilde. Eyvallah. Şimdi siz edebiyatla, kültürle, sanatla ilgileniyorsunuz. Genelde şu söylenir. Ya edebiyat karın doyurmaz. Kültürle ne olacak? Yani mühendislik yapsana, git bina yapsana falan diyor. Yani neden kültür sanat ve kültür sanat karın doyurur mu yani? Yoksa mesele karın doyurmak mı? Eyvallah. Tabii sonuçta nihayetinde dönüyor dolaşıyor iş kişinin kendi geçimini temin etmesi noktasına geliyor. Bugün enteresan bir şey okudum. Belki o okuduğum nokta buraya, bu programa işaret ediyor. Belki burada sizin sualinize muhatap olacağım için okudum ben onu. Üstad Necip Fazıl'ın son anları ve hani tabiri caizse artık vefatına çok kısa bir süre kalmış. Ve bir kitapla meşgul oluyor ve aynı zamanda üstadın hakkında bir mahkeme sonuçlanacak, belki hapse atacak. Tam o kitapla ilgili çalışmasını devam ettirirken merhumun eşi diyor ki ne yapıyorsun, bu çalışmayı devam ettirecek misin? Ya işte mahkeme var, belki tutuklanacağım, belki içeride vefat edeceğim. Peki diyor, bu kitabı yazmaz isen ya da bu kitapla alakalı hakkında yürütülen ya da yürütülecek davayla muhatap olacaksan değmez mi diyor. Yani senin yazdıkların hakikat ve bu hakikati söylemen senin için her şeyden önemli. Bence bu kitabı hapse gireceksen bile, yani Allah gecinden versin öleceksen bile bitirmen lazım. Şimdi bu çok önemli bir şey. İnsanın edebiyatla alakalı ve kendi dünyasını kalemle satırlara aktarmasıyla alakalı inanç dünyasını tabiri caizse yansıtabilmek adına imanını ortaya koymasıyla eşdeğer aslında. Şimdi edebiyat karın doyurur mu? Edebiyat karın doyurmayabilir. Karşılığı olmayabilir ama gönülleri doyurur. Eğer yazdığınız ifadeler karşı gönüllerde makez, yankı, karşılık buluyorsa İşte sizin yazdığınız bütün harfler o noktada birer hikmet taşıyan bir ulaşım aracı haline dönüş. Ve böylelikle edebiyatın karın doyurmayacağı artık umursanmıyor bile. Ama şu var üstadım, siz de yazarsınız ve sizin de yazmış olduğunuz kitapların
insanlar tarafından okunması ve onlar tarafından karşılık görüyor olması bu noktada aslında Allah-u Teala'nın bir lütfudur diye düşünüyorum. Çünkü yine bir ifade vardır. Yazılan bütün kitaplar sadece bir tek kitabı anlayabilmek ve anlatabilmek içindir derler. Sizin yapmış olduğunuz da bu değil mi? Hani biz şöyle düşünüyoruz ve diyoruz sürekli. Kur'an-ı Kerim'i okumak elbette sevaptır, çok güzel. Kur'an-ı Kerim'i anlamak çok çok daha güzeldir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamak bu nasıl mümkün olacak? Kur'an-ı Kerim'i anlayıp anlatan insanların kitaplarını okuyarak mümkün olacak. Dolayısıyla eğer hedef iyi insan olabilmek, kul olabilmekse elbette o insan kitap okuyacak. Kitap yazan insanlara hürmet edecek. Ve o kitap yazan insanlara da dua edecek. Ya Rabbi bunları senin hakikatin çerçevesinde yazılar yazma noktasında muktedir eyle. Amin. İnşallah. Ne güzel üstadım. Yani önce insan ruhu doysun, karın bir şekilde doyar diyoruz değil mi? Biz şunu ihmal ediyoruz. Yani Kur'an'da 90 küsur yerde rızka kefilim diyor Allah. Bir yerde açlıkla terbiye ederim diyor. Biz 90'ı görmüyoruz, biri görüyoruz diyoruz. Peki Aynen. siz çok yönlü gerçekten yaptığınız çalışmalarla örnek alınacak bir şahsiyetsiniz. Her zaman takdir ve karşılıyorum ve dualarımızdasınız. Şimdi söyleyeceğim kelimeler sizde neler çağrıştırıyor? İnsan. Eşref-i mahlukat, insan. Varlık. Varlık aslında sadece bir kişinin varlığı için adanmış ömürler ve yaşantılar bütünü. Kültür. Onu birazcık açayım isterseniz. Evet. Üstad Necip Fazıl, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den için varlık nurunun baş tacı der. Oh. Varlık nurunun baş tacı ise Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, varlığın nurunu teşkil eden diğer varlıklar da o nuru ifade edebilmek ve onun güzelliğini zikredebilmek için. Bu anlamda söyledim. Eyvallah, sanat. Vazgeçilmez. Neden? Sanat, Allahü Teala'nın bize bahşetmiş olduğu kendisini tanıma yollarının en önemlilerinde. Allahü Teala bilinmeyi murad ettiyse bu ancak sanatla olabilir. Ya da bilinme yolculuğunun adı da sanattır. O yüzden vazgeçilmez. Estetik, İslam. musiki, Musiki hayatın ritmi ve duyguların ifade ediliş şekillerinden en güzeli diyelim. ruh. Ruh. Aslında şöyle, en büyük emel sahibi. Hani merhum Akif'in ifadesi, ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Yani ruhun en büyük emel sahibi oluşu aslında şöyle, ruhu garip diye de ifade edebiliriz. Yani tesbihte hata olmaz, hatasız da tesbih olmaz derler. Ruh anasından ayrılmış evlat gibi. Allahü Teala'nın ruhu üflemesinden, kendi ruhundan bizim ruhumuzu bedenimize üflemesinden sonra bir hasretlik, bir gurbetlik başlar. Ve bir hüzündür aslında bu ruhun yaşamış olduğu süreç. Ruh gariptir ve sürekli gideceği yere varmak maksadıyla bir gayret içine girer. Buradan anmış olalım, Mustafa Akgül hocamın bir ifadesi var. Der ki, insan Anadolu'nun bir ücra köyünden, köşesinden kalksa İstanbul'a gidecek olsa, yolda görmüş olduğu bir başka şehre kendisini kaptırır ve İstanbul'u unutuverir. Yani bu şu demektir. İstanbul'u hiç görmeyen insan için İstanbul'a kendi köyünden daha büyük olan bir yer gitmesine mani olabilir. Ruh da dünyayı görüyor, dünya güzel zannediyor ve dünyada kalmak için gayret sarf ediyor. Halbuki gideceği yer, gelmiş olduğu yer, asıl menba, kaynak. Ruhun garipliği birazcık da yönlendirilmesinin düzgün oluşuyla da ortadan kaldırılabilecek bir gariplik. Ama ruh gariptir. Ama ruh her yönü itibariyle emellerin de en büyüğüne sahip
Eyvallah. Peki, vuslat. Vuslatından gayri el çektim, yeter medet der bir şarkıda. Vuslat, ümit etmek, ümidiyle yaşamak. Vuslat ümidiyle yaşarmış aslında aşıklar, aşk sahipleri. Vuslat, kavuşmanın heyecanının zirve noktada yaşandığı zaman an dilim. Peki, tasavvuf. Tasavvuf aslında biraz önce estetik diye sual ettiğiniz noktanın cevaplarından bir tanesi. Tasavvuf, estetiğin karşısına İslam'ı cevaplayan kişinin de tasavvuf denilince İslam ve estetik diyesi gelir belki. Tasavvuf bir hayat tarzı, bir yaşantı ve bir mahiyet, içlik gösterisi. Peki, musiki mi, müzik mi? Hangisini demek daha uygun? Hitap ettiğiniz kişiye göre değişir üstadım. Eğer hitap ettiğiniz kişiye musikinin zenginliğini daha güzel ifade etmek istiyorsanız ve onun bu kelimeye karşı bir hani tabiri caizse ön yargısı var ise müzikle yer değiştirilebilir. Ama aslı musikidir elbette. Eyvallah. Peki tasavvuf musikisi? Tasavvuf musikisi benim aslında genel itibariyle çok fazla ayırt etmediğim ama anlaşılması için dile getirdiğim bir tanım, bir ifade ediş tarzı. Ama Peki. tasavvuf musikisi şöyledir üstadım. Yani siz engin gönle sahip olduğunuz için ben böyle özetle de ifade ediyorum ama müsaadenizle kendimi ifade edebilmek adına şöyle açayım. Musikinin dini ya da din dışı olanı olmaz kanaatindeyim. Bu iddialı bir ifade belki ama niçin böyle söylüyorum? Şimdi bizi de dinleyen, seyreden dostlarımıza da şunu sorayım. Sizce bir enstrümanın dini olur mu? Yani Müslüman gitar ya da gayrimüslim gitar diye bir gitar enstrümanını ayırt edebilir miyiz? Mesele musikiyle enstrümanla neyi ifade ettiğimiz aslında. Yani biz tasavvuf musikisini de musiki içerisinde ayrı bir cüz olarak okuruz, okuturuz o ayrı. Lakin musiki yegane, tek başına sadece ilahi duyguları çağrıştırması için vardır bizim dünyamız. O yüzden biz tasavvuf musikisi, dini musiki, din dışı musiki diye ayırt etmeyiz. Ama Evet. tasavvuf musikisi hep güzellikleri, Allah dostlarının nutku şeriflerini bize musikiyle, melodik birliktelikle aktardığı için güzeldir gerçekten. Eyvallah. Aslında bu müzik ve musiki konusunu konuşmak lazım. Bir dönem işte bir müzik dinlemek abdest bozar gibi fetva verenler bile çıkmıştı. Şimdi üstad, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve bu kapitalist dünyada bize dayatılan bir kültür var. Bu bizim kültürümüzünle bu dayatılan kültürün çatıştığı noktalar neler? Şimdi bir Batılı filozof musikiyle mimariyi çok enteresan farklı bir noktada tarif etmiş. Ama yine bir Batılı filozof medeniyeti oluşturan üç ayak tespit etmiş. Şimdi musikiden bahis geçti biraz evvel, o yüzden o tanımı ifade edeyim izninizle. Estağfurullah. Mesela o Batılı filozofun ifadesinde musiki hareketli mimari, mimari ise durgun musiki yazarak tarif edilmiş. Evet. Yine bir başka filozofun ifadesiyle bir medeniyetin musiki, mutfak ve mabet üçlemesi içerisinde tarif edebiliriz denmiş. Evet. Ben de kapitalizmin dayatmasıyla oluşan ve aslında medeniyet dememizin bile çok doğru olmadığı bir oluşum hakkında bu ifadeler ışığında, bu iki saptama ışığında şu cevabı verebilirim. Bizim medeniyetimiz Medine'nin, şehrin, Yesrib'den Medine oluşun hikayesini anlatır. Medine olmaya doğru eviren, yönlendiren manadır aslında medeniyetimizin temeli. Ve bizler kendi medeniyetimizi mabet, gıdalandığımız fiziki dünyamızı
tabiri caizse tezyin ettiğimiz mutfak ve yine ruh dünyamızı şekillendirdiğimiz musiki olarak tarif ederiz. Bizim mabedimiz şehirlerimizin de kuruluşundan görebileceğimiz gibi şehrin merkezindedir. Ve şehir mabedin, ibadethanenin etrafında şekillenir. Bir mabedin etrafına evvela kütüphaneler ve imarethaneler inşa edilir. Ve oralarda insanın bedeni temizliği içerisinde de çok önemli bir yere sahip olan hamamlar inşa edilir. Yani biz kapitalizmin karşısında kendi bedenimizin temizliğini önemsediğimiz gibi ruhumuzun temizliğini de önemsediğimizi ifade ederiz. Ama şöyle bir gerçek de var elbette. Bizim bütün bu duygularımız, düşüncelerimiz ve hassasiyetlerimiz gelişmiş bir anlamda, tırnak içinde söylüyorum, gelişmiş dünya içerisinde maalesef makes bulmadı, karşılık bulmadı. Ve bizi hep geriye götürdü. Bizi geriye götüren de neydi? Bizim asli değerlerimize olan bağlılığımızın kaybolmasıydı. Bizler asli değerlerimize bağlılığımızı azami seviyede tuttuğumuzda bütün dünyaya ne büyük bir ihtişamla İslam'ın sancaktarlığını yaptığımızı göstermiştik. Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki tekrar aynı hassasiyetlerle medeniyetimizin en önemli olan hassasiyetlerini el üstünde tutarak, yaşayarak, özümseyerek insanlara göstermemiz gerekliliğini de tekrar hatırlayıp ve bunları da dua mahiyetinde ifade edelim. İnşallah. Bu arada yurt dışından, Kosova'dan yazanlar var, dua edenler var. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Evet. yine birkaç tane özelden yazan da oldu yurt dışından. Eyvallah diyoruz. Allah'ın hepsinden. Sizin böyle konuğunuz, yani konuğumuz olacağınızı duyunca tatlı bir heyecan oluştu arkadaşlarda. Peki Üstad, şimdi musiki noktası ben tekrar öğreneceğim. Ben eğitimlerde diyorum ki bütün velilere çocuklarınıza en az bir tane enstrüman çalmayı öğretin diyorum. Ve Çok güzel. gençlerimize yeni nesle Türk müziğinin öğretilmesi, sevdirilmesi noktasında sizin tavsiyeleriniz var mı? Üstadım, estağfurullah. Ben sizin yanınızda tavsiyede bulunacak kadar birikime Estağfurullah, sahip değil. estağfurullah. Estağfurullah. Ama acizane bendenizin musikiyle olan ilgisi ve alakası şunu öğretti bana. Bir örnek size arz edeyim. Mesela ben konserlerimde bir eseri icra edeceğim, söyleyeceğim vakit önüme eserin notasını alırım. Eserin icra edilirken notalarına bakmam, benim odaklanmamı notaların üzerine almam, vermem daha doğrusu anlamına gelir. İkincisi, eseri okuyacağım, sözlerine de bakarım. Notaların altında yazan sözler. Ettiği ki, sonra ben bunu okurken karşı tarafa beni dinleyen seyircilerin ilgisine ve alakasına sunacağım diye seyircilerin üzerinde gözlerimi gezdirir. Beni dinleyenlerin üzerinde. Etti üç. Sonra bana icra noktasında eşlik eden orkestram vardır arkada. Bazen 10 saz olur, bazen 5 saz olur arkamda. Her birine ayrı ayrı kulağımı veririm. Hatalı çalan var mı? Yanlış icra eden var mı? Onların sayısınca da ilgimi onların üzerine de aktarır. Ve böylelikle sadece bir eseri 5 dakika içerisinde icra ederken ilgimi ve alakamı yaklaşık 10 noktaya odaklarım. Ve bu bir eser için üstadım ve bizi de dinleyen değerli kardeşlerimiz. Bir musiki eserinin 5 dakikalık icrasında insan kendi dünyasında, zihin dünyasında 10 ayrı noktaya odaklanabiliyor. Ve bunu niçin yapıyor? Sanatını, mesleğini düzgün bir şekilde icra etmek için. Peki bu noktada sizin işaretiniz olan en az bir enstrüman çalmalı ifadesini nasıl kendi dünyamda ben yaşıyorum? Şu şekilde. Mesela bir çocuğumuz gitar çalmak istiyor olabilir. Gayet de güzel. Gitar çalmak için bir çocuğun o gitarın üzerindeki farklı akorları bilmesi gerekiyor. Eğer notaya bakarak icra edecekse notayı okuması gerekiyor. Aynı anda notayı okuyup sol eliyle perdelere dokunup sağ eliyle de tellere vurması çocuğun zihnini o kadar güzel çalıştırıyor ki, o kadar güzel odaklanmasına vesile oluyor ki.
Ve ben de ömrünüze bereket, sizin de ifadenizi sürekli bazı seminerlerde de dile getiririm ve derim ki, belki haddim değil bunu söylemek ama okulların en önemli dersinin müzik dersi olması gerekliliğini söylerim. Çünkü müzik dersi öğrencinin odaklanma kabiliyetini arttıran bir derstir. Ve Kesinlikle. bir müzik enstrümanı ile ilgilenmek çocukların özellikle matematiksel yani sayısal derslerdeki zekasını geliştirir. Çünkü bizler özellikle Türk müziğinde biliriz ki 8 tane nota var. Yani kalın do'dan ince do'ya kadar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ama Türk müziğinde ne yapmışız? Her iki nota arasına 9 tane de ses yerleştirmişiz. Biz bunlara ses aralığı olarak koma ifadesi veririz. Yani bu şu demektir. Yani 7 tane boşluk, 9 tane koma, yaklaşık 63 tane de ek olarak ses çıkmış oldu karşımıza. Peki bunların matematiksel hesabı yok mu? Olmaz olur mu? Var elbette. Bir musikişinas, bir bestekar aynı zamanda çok iyi matematik hesabı yapmak zorunda. O yüzden diyorum ki çocuklarınızı matematikte, sayısalda gelişsin istiyorsanız muhakkak bir müzik enstrümanı öğretin onlara. Harikasınız üstad. Şimdi üstad, siz film setine döneceksiniz. Zamanımız Umarım. kısaldı. Bir sürü sorum vardı ama biraz daha kısaltacağım. Ama ben doyamıyorum buna. İnşallah geniş bir zamanda tekrar görüşelim. Zaten bizim programımızın ismi Hoşça Bak Zatına diyor. Zaten Şeyh Kalite diyor ki Hoşça Bak Zatına Zübde-i Alemsin sen mürdüğüm dilde ekvan olan Ademsin sen diyor. Peki bu noktada sizin önerileriniz ya da neler söylersiniz bunu alacağım. Peşinden ya şimdi Necip Karakaya geldi. Necip Karakaya'nın sesini duymadan da şimdi programı kapatamayız. Kısaca bir açıklama yapıp sonra sizden öyle gönüllerimizi, ruhumuzu harmanlayacak sesinizi duymak isteriz. Sonra Eyvallah, Allah razı olsun. tabii siz de sete gideceksiniz. Bugün Eyvallah, artık sağ olun. buyuruz. Buyuruz da. Eyvallah. Yani hoşça bak zatına. Elbette insan zatına hoşça bakmalı. Çünkü Cenab-ı Allah'ın o zatla birlikte, o simayla birlikte tecelli ettiğine inanırız biz. Yani Allah-u Teala'nın esma-i şeriflerinin her biri bir insanın, bir kulun simasında tecelli eder. Kimisinde Celal ismiyle, kimisinde Cemal ismiyle, kimisinde Hayy ismiyle, kimisinde Kayyum ismiyle Celle Celal. Ve bizler insana sırf bu değerden dolayı insanın ecdadımızın bir özelliği, insanın simasına, yüzüne karşı olumsuz bir şey söylemezlermiş. Dolayısıyla bu hassasiyeti kendi medeniyetimizden de bilerek, söyleyerek hoşça bak zatına çok güzel bir noktada bizim dünyamıza da tecelli ediyor. Ama ben şunu da eklemek isterim üstadım. Hazreti Mevlana Mesnevi de der ki, eğer aşık olduğunu söylüyorsan, aşıklık iddiasındaysan aynaya bak. Ne vakit aynada kendini değil de sevdiğini görürsen o zaman sen aşıksın der. Bir vakit yüzümüzde aynaya baktığımızda yansıyan sevdiğimizin yüzü olur ümidiyle her zaman hoşça bakmamız lazım kendimize. Eyvallah. Ne güzel oldu. Evet. Gayet. O Peki zaman bir şöyle yapayım ben izninizle. lütfen. Böyle peş peşe bir iki eseri kısa kısa arz etmiş olayım. Harikasınız. Evet. Evvela Payitaht dizisinden İsmail Hakkı Bey'in bestesi Fikrimin İncegül'ünü kısaca sizlere ikram edeyim. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni. Bir başka eser, Amir Ateş hocamızın bestesi.
Bir kızıl goncaya benzer dudağı, açılan tek gülüsün sen bu bağı. Kurulur kalplere sevda otağı. Kim bilir hangi gönüldür durağı. Ve bir kasaba müziği örneği. Eyvallah. Dersine ağlayı gezersin burada, ağlatırsam Mevlam yine güldürür. Ağlatırsam Mevlam yine güldürür. Nice dertli kondu göçtü buradan Allah Allah. Ağlatırsam Mevlam yine güldürür. Ağlatırsam Mevlam yine güldürür. Eyvallah. Üstad, musiki olunca gönüllerimizi şen eyledin. Ben zamanını Allah almak istiyorum. Bana kalsa saatlerce sizde kalırım. Çünkü siz de sete döneceksiniz. Çok razı olsun. teşekkür ediyorum. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Gönlünüzü hoş eylesin. Biz, Çok e, teşekkür ederim. ben sizi sete uğurlayacağım. Arkadaşlarla birkaç konuyu değindikten sonra kapatacağım. Fazla söze gerek Eyvallah. kalmadı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim üstadım. Beni hem davet ettiğiniz için ve böyle sizin gibi gönlü güzel dostlarla böyle hoş sohbet imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok yakinen takip ettiğimi tekrar ifade edeyim. Çok istifade ettiğimi söyleyeyim. Ve Eyvallah. Cenab-ı Allah sizin bu noktada eskilerin ifadesiyle sayenizi meşhur eylesin. Geçirmiş olduğunuz zamanı şükür içerisinde geçirmenizi, devam ettirmeyi daha doğrusu Cenab-ı Allah nasip eylesin. Size ve değerli takipçilerinize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi çekimler size, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. olun. Evet. Sevgili dostlar, Necip Karakaya Üstad bizlerleydi. Hoşça bak kendine dedik. Böyle güzel sesi duyunca bize söyleyecek bir şey kalmadı. Çok hoş bir söyleşi oldu. Yaklaşık yarım saat bizlerle oldu ama dolu dolu bir söyleşi oldu. Sevgili dostlar, hoşça bak kendine söyleşilerimize başladık ve devam ediyoruz. Bu ikinci ayımızdayız. Nasip olursa bu cuma akşamı NLP Trainer Abdullah Canıtez, Üstad bizler de olacak. Abdullah Canıtez'le beraber nöro EFT, son dönemde çok yaygın olarak kullanılan bir alan. Nöro EFT'yi konuşacağız. EFT yöntemiyle travmaları temizlemek. Bu son derece önemli bir nokta arkadaşlar. Travmaları temizleme dediğimiz. Bu tartışılan bir konu. Abdullah Canıtez de bu konuda Türkiye'nin sayılı nöro EFT uzmanlarından bir tanesi, hatta bu kurucularından bir tanesi. Bunu tartışacağız. Biraz da böyle hani tabirse damarına basacağız. Farklı bir güzel söyleşi olacak. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. 6 Kasım'da saat 20'de burada bizlerle beraberiz. Daha sonra 13 Kasım önemli bir tarih ve önemli bir kişi. Mustafa Kemal Güven bizlerle olacak. Ne konuşacak biliyor musunuz? Aşk.
Niçinsiz bir eylem aşk konusunu konuşacak. 20 Kasım'da Ayşegül Keskin hanımefendi bu 2 hafta öncesinde psikoterapist Ayşegül Keskin'i almıştık. Şimdi ise Ayş Enerji dediğimiz kişisel gelişim uzmanı Ayşegül Keskin'le yaşamın şifrelerine dair, mutlu yaşamın şifrelerine dair bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki hafta ise büyük olasılıkla şimdi 2 farklı isim üzerinde çünkü arkadaşlarımız yoğun programlar var üzerine tanışıyoruz. Sizlerle bilgi vereceğiz. Çok uzatmayacağız. Gayet de güzeldi arkadaşlar. Hoşçakal söyleşilerinin amacına ulaştığına inanıyoruz. Bu arada her cuma akşam yine devam edeceğiz söyleşilerimize. İlave olarak da pazar günleri BBN TV kanallarında Öğrenmek Hayattır isimli televizyon programımızı yapıyoruz ki bu programın özelliği şu arkadaşlar. Hani biz kendi Yükseliş Kişisel Gelişim Merkezi'nde yapmış olduğumuz çalışmalar, Yükseliş Yayınları'ndaki eserlerimiz, burada yapmış olduğumuz bireysel danışmanlıklar ve koçluk çalışmaları, yayın çalışmaları ilave olarak da yine eğitim çalışmalarımızı çok yönlü devam ediyoruz. Ama yakında çok daha farklı, özgün bir sürprizle karşınızda olacağız. İnşallah o konuda dualarınıza talibiz diyoruz. Arkadaşlar BBN kanalının bir özelliği haber kanalı ve Türkiye'nin en genç kanalı ve BBN TV'de ise ve yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik diyoruz. Herkes okumaktan, eğitimden bahsediyor. Eğitim, kültür, sanat programları biliyorsunuz çok az Türkiye'de ama öğrenmeyle ilgili şu ana kadar Türkiye'de bir program yapılmadı. Araştırdım yok. Zaten şu anda bile insan belleğini şu anda arkamızdaki tabelalarda bile bunlar var. Bizim işimiz insan beynini, insan bedenini, insan ruhunu, insan duygularını, insan zihnini en üst seviyede geliştirecek ne yapabiliriz? Mücadelemiz bu yönde nitelikli bireylerin yetişmesi için nitelikli çalışmalara ihtiyaç var. Eğitim deyince sadece belli temel dersler değil, ruhumuzu geliştirmek, zihnimizi geliştirmek, bedensel olarak fizyolojik gelişim ve duygusal gelişim ve biz bunlarla sosyal hayatın içerisinde bir bütünüz diyoruz. İnşallah bundan sonra bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Bundan sonraki süreçte yine sizlerle birlikte yeni konuklara devam edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Güzelliklerle ve gülücüklerle kalın.